Yonca Şahin ben, tarihçiyim. Kadınlar gerçekten sevgi ve şefkatle yaratılmışlar zaten. Erkeklerden ayıran en önemli özellikleri de o. Kadınlar, hani az önce Faik Bey de özellikle söyledi, barış kelimesinin yanına yakışan en güzel varlık kadın. Peygamber Efendimiz'in hayatından bir örnek vereyim ben. Peygamber Efendimiz Hudeybiye'ye yola çıkıyorlar biliyorsunuz. Asıl gaye umre yapmak. Ancak Mekkeli müşrikler buna izin vermek istemiyorlar. Peygamber Efendimiz de bir aracı gönderiyorlar ve en nihayette Peygamber Efendimiz bir barış yapmak istiyor. Bir barış anlaşması yapmak istiyor. Ve barışın altına imza atıyor. Bir anlaşmanın altına imza atıyor. Ancak sahabeler umre için yola çıkmış olduklarından dolayı hani umreye devam etmek istiyorlar. Peygamber Efendimiz başka bir şey olursa eğer sahabelere zarar geleceği noktasında çok tereddüt yaşarken yanında bulunan eşi Ümmü Seleme diyor ki Peygamber Efendimiz'e sen çık kurbanını kes ve yoluna devam et diyor. Ondan sonra sahabeler de senin kat'i suretle kararlı olduğunu anlayacaklar ve onlar da devam edecekler diyor. Ve Peygamber Efendimiz hanımıyla yaptığı istişare sonucunda aldığı bu kararı uyguluyor ve ondan sonra sahabeler gerçekten Peygamber Efendimiz'e itaat etmiş oluyorlar. Bir anlamda helaktan da kurtulmuş oluyorlar. Kadınlar hayatın her noktasında var. Peygamber Efendimiz'in yanında da var. Aldığı birçok kararın yanında hanımlar var, yani hanımları var. Hazreti Ayşe'ye karşı şeyini zaten herkes biliyor. Bu noktada kadınlar hayatın her noktasında olmalı. İş hayatında olmalı, siyasette olmalı. Ülkemiz bu noktada hakikaten çok geride kalmış bir ülke. Kadınlara çok fazla iş düşüyor. Kadınlar aslında kadınları daha fazla desteklerse ben daha başarılı olacağımızı düşünüyorum. Ben hep bunu düşünüyorum, ben hep bunu da söylüyorum zaten. Türkiye kadın hakları noktasında diğer Orta Doğu ülkelerine, Müslüman ülkelere örnek olacak noktada. Kabul edelim, laiklikle beraber biz bu noktada çok ciddi mesafeler kat ettik. Kadınlar ön planda ama yetmez, yani hakikaten yetmez. Biraz daha geliştirmemiz lazım ve bu noktada bütün İslam ülkelerine örnek olabiliriz.